Merhaba sevgili arkadaşlar, Benim Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz Beren'in anlatımını yapacağım. Beren'imiz şöyle bakın, burgu model, gayet şık, çok güzel bir model oldu. 6-9 aylık olarak hazırladım. 1 yaşına kadar aslında giyebilir. 6-12 aylık çocukların rahatlıkla giyebileceği ölçüdedir. Bu kısımdan başlıyoruz. Yani lastik uç kısımdan başlıyoruz ve ölçerek yapabilirsiniz. Hani bir çocuğunuz varsa elinizde ölçerek yapabilirsiniz veya videomun içerisinde bere ölçüm tablosu var. Onu gösteriyorum. O ölçüde kaç yaş yapacaksanız o ölçüye göre buradaki başlangıçtaki trabzan sayısını yaparak istediğiniz ölçüde berenizi örebilirsiniz. Bu yüksekliğini de yine aynı şekilde. Ben size beremin yüksekliğini şöyle bir ölçeyim vereyim. Evet, 17-18 santim gibi bir yüksekliğim var. Beremin, yani dediğim gibi 6-12 ay çocukların rahatlıkla giyebileceği, kullanabileceği bir bere. Bu beremde kullandığım malzemem kar topu Baby One kullandım. 100 gram 250 metre anti peeling özelliğe sahiptir. Şöyle kodunu da yine sizlerle paylaşayım. K544. Benim bu ölçülerde yarım yumak kadar kullandım. Fazla bir ipim gitmedi. Şöyle 6 numara 3,5 milimlik de bir tığ kullandım. Bu bereyi istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Yetişkin boy çalışacaksanız yetişkinler için ipler var. Hani bere ipleri var. Onlarla yapabilirsiniz. Her türlü iple olur. Yalnızca dikkat etmeniz gereken biraz büyük kalınca bir tığ kullanın ki şöyle yumuşacık bir modeliniz olmuş olsun. Evet, şimdi malzememi de bu şekilde. Şimdi beremin de bakın arkadaşlar, ben daha önce yine kanalımda tulum çalışması yaptım. Bu tulumun burgusuyla beremin burgusu aynı. Şöyle takım olarak da hazırlayabilirsiniz. Sadece bu burguda bu sıra sayısını fazla gittim. Tulumda gitmedim. Hani direkt burguyu koydum. Evet, şöyle göstereyim. Gayet şık, güzel bir takım oldu. Umarım beğenirsiniz. Bu tulumun da yine videosunu Beren'in altındaki açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan da bakarak yapabilirsiniz dilerseniz. Şimdi dilerseniz Beren'imizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Beren'imizin yapımına geçiyoruz. Öncelikle ilk olarak trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi zincirle başlamak isteyenler zincirle başlayabilirler. Eğer bu yöntem sizin için zor gelirse. Şimdi şöyle 4 tane zincirimi çektim. İpimi doladım. Şöyle hemen en dibine batıyorum. Bakın, battım. Şunu uzatmadan, bakın tığımın ucundakini şunu uzatmadan şöyle içinden çıkardım. Sonrakini şöyle uzatıyorum. 2 ve 2 şeklinde çıktım. Tekrar ipimi doluyorum. Şu hiç ilk çıkarmış olduğumu, yani uzatmadan çektiğimi, bakın şurada hemen buna ilmeğimi alıyorum. Şunların ikisini yine ayırıyorum. Bakın bunu yine uzatmadan yapıyorum. Sonrasında trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın hemen zaten şurada dibinde belli oluyor. Şurada. Bu kısımda 2. Hiç uzatmadan alıyorum. Şu üstünü birazcık uzatıyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Sanırım anlaşıldı. Şimdi ben de öreyim. Kaç trabzan örmüş olacağım ona bakacağım. 10 ve 10'un katları şeklinde ölçümüzü ayarlayacağız. Şimdi ben de şöyle biraz öreyim. Küçük bir bere yapacağım. Yetişkin yapabilirsiniz. Bu berenin yetişkin boyunu çocuklarınıza, kendinize, eşinize yapabilirsiniz. Kız erkek için uygundur. Hani kız için olan uygun bir renkle yapabilirsiniz. Ben bugün erkek için hazırladığım için mavi renkle yaptım. Başta da tulum modelimizi göstermiştim arkadaşlar. O tulum modeline de takım olarak bunu yapıyorum. Bu
bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yaptım. Şimdi birazcık bunu ölçerken şöyle çekiştirerek ölçmeniz gerekiyor. Çünkü başa girerken açılıyor model. Eğer hiç çekiştirmeden ölçerseniz bu sefer istediğiniz ölçünün çok çok üzerinde bir ölçü elde etmiş olursunuz. Şöyle metremi tutuyorum. Şöyle çekiştirerek ölçüyorum arkadaşlar. 46, 47, 45, 46 santim gibi bir ölçüm oldu. Benim için yeterli bir ölçü. 6-12 aylık olarak hazırlayacaktım. Benim için yeterlidir. Şimdi şöyle birleştireceğim. Şöyle size ölçü tablosunu vereyim arkadaşlar. Kaç santim istiyorsanız o şekilde, hani kaç aylık, kaç yaş olarak yapacaksanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bakın 6-12 aylık, benim 45-46 santim. Baş çevresi, bu kısma bakıyoruz. Eğer 1-2 yaş yapacaksanız şöyle 48 santim yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, 3-5 yaş yapacaksanız eğer 52 santim gibi yapmanız gerekiyor. 52, 53, 54. 3 yaş yapacaksanız 52, 4 yaş yapacaksanız 53, 5 yaş yapacaksanız 54. İsterseniz bunun bir ekran görüntüsünü alın şimdi. Şöyle. Evet, buna göre yapabilirsiniz. Ama santimlerinizi ölçerken de dikkat edin. 10 ve 10'un katları olacak. Ben şu anda 70 tane trabzan yaptım. Ve bu 70 trabzanımı birleştireceğim şimdi. Bu lastik kısmını dilerseniz hani daha küçük bir tığla yapabilirsiniz. Ben trabzanımı 3,5 milimle yaptım. Üst kısmına doğru tığımı küçülttüm. Lastik kısmı birazcık daha böyle üst kısma göre daha dar olsun istiyorum. O yüzden küçülttüm arkadaşlar. Siz aynı şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle bakın, ben alıyorum. Şuradan alıyorum. Ve bunları birleştiriyorum. Arkaya atayım. Evet, bu şekilde birleşimimizi yaptık. Şimdi iki tane zincirimi çektim. Burada iki tane arka lastik yapıyorum. 1 2. Saymadım. İki tane arka lastik yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. 8 tane de önden alacağım. 1 2, yani şu şekilde 3 4 5 6 7 8. Şimdi ipimi doluyorum. Şimdi arkadan alıyorum. Şöyle doğru geliyorum. İlmeğimin trabzanımın üzerinden. Şimdi yine 8 tane. Burgumuzu bu 8 trabzan üzerine kuracağız. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi iki tane de arkadan alıyorum. Ve yine 8 tane ön lastiğimizi yapıyoruz. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.
İki tane de arkadan. Şimdi bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sonda 8 tane 2, 4, 6 ve 8 tane trabzanımı da yaptım. Şimdi şuradaki zincirimle birleştireceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu arka lastiklerimi şöyle arkadan alıyorum. 2 taneyi. Zincirimizi saymıyoruz. Şu 8 taneyi yine bakın önden. Yine aynı şekilde önden alıyoruz. Beş, altı, yedi, sekiz. Şu arkada gördüğüm iki taneyi arkadan alıyorum. Şu önde gördüklerimi de önden alıyorum. Bu şekilde lastik kısmımızı devam ettireceğiz. Bunu daha kalın ipliklerle de örebilirsiniz. Yani hani tek yapacaksanız, ben takım yaptığım için tulumuma o yüzden aynı ipi kullandım. Eğer tek olarak yapacaksanız kalın ipler var. Hani beri için uygun ipler var arkadaşlar. Onlarla da yapabilirsiniz. Bu şekilde de yine bununla da yapabilirsiniz. Daha yani ben hani üst tarafını 3,5 milimle öreceğim. 4 milimle de örebilirsiniz. Hani model zaten lastik model olduğu için kaldırır. Lastik model, burgu model olduğu için 4 numarayı da kaldırır. Daha yumuşamış olur. Hani eliniz sıkıysa numaranızı büyütebilirsiniz. Şimdi şurada yine arka lastiğimi yapıyorum. İki tane. Bu şekilde 5-6 sıra kadar öreceğim arkadaşlar. Yukarıya doğru lastik kısmını. Siz genişliğini kaç santim, kaç sıra isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben de yapayım. Sizler de yapın lastik kısmını. Sonrasında burguyla devam edelim. Burgu kısmıyla devam edelim. Lastik kısmımızı ördüm. Şimdi şöyle kaç santim yaptığımı paylaşayım sizlerle. Kaç santim olmuş? Evet. 4-5 santimlik bir lastik ördüm ben. Şöyle sıra sayısında şöyle arkadan bakalım. İlk sıra trabzandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüşüm. Şöyle önden şunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra arkadaşlar. Bakın. Şu kısmı sayıyoruz. Şu en dipten itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra. İlk trabzanlı sıramla birlikte 7 sıra lastik kısmım oldu. Şimdi burgu kısmına geçeceğiz. Artık örneğimizi koyacağız. Bakın şöyle de esniyor modelimiz. Şimdi öncelikle 3 tane zincirimizi şu arka lastiklerimizi yine arka lastik olarak alıyoruz. 1 2 tığımı da kalın tığımı aldım. Şimdi ipimi şurada 8 tane ön lastiğimiz var. Bunun önce 4 4 ayırıyoruz. İlk dördünden başlıyorum. 1 2 taneye atlıyorum. 1 2 taneye atlıyorum. Üçüncüye bakın 2 kere doladım. Üçüncünün şöyle belinden yine kavruyorum. Ve şu tığımdakileri 2 2 ve 2 şeklinde çıkarıyorum. Yani üçlü trabzan yaptık. Tekrar ipimi 2 kere doladım. Bu sefer dördüncüye batıyorum. 2 2 ve 2 şeklinde çıkardım. Şimdi şu arkada bıraktıklarımı alacağım. Ama normalde bizim şöyle iki dolayıp
Geriye dönüp bu şekilde almamız gerekir. Böyle yapmıyorum. Şu burguların altından, bakın altından gözüküyor mu? Evet, şöyle altından geliyorum. Şunu alacağım. Ve bu şekilde. Eğer bu şekilde zorlanırsanız, şunları yatırıyorsunuz. Şu üstteki burgularımızı yatıralım. Bakın şu alttakiler iki tane kendini belli ediyor. Şöyle iki tane doladım. İşte alttaki iki trabzanım. İlk önce ilkini alıyorum. Şöyle uzatıyoruz. Ve yine üçlü trabzan şeklinde yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Yanındakini alıyorum. Evet. Şimdi yine iki kere ipimi doladım. Bakın burası bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. İpimi iki kere doluyorum. Şimdi geldik buradaki dörtlüye. Bir iki tanesini atlıyorum. Üçüncünün belinden tutuyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Dördüncüden yine üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi burada bunları yatırmıyoruz. Burada da geriye dönüyorum. İlkinden. Bakın iki tane ayırmıştık. Hemen ilkinden alıyorum. Bir tarafta burgularımızı yatırarak yaptık. Diğer tarafta yatırmadan yapıyoruz. Geriye dönmüş oluyorum. Hemen şöyle üstünden yani burgularımın üzerinden alıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir görüntümüz oldu. Şu üstten giden burgularımız biri bu tarafa, biri diğer tarafa çapraz şekilde. Alttan gelen burgularımız da birbirine bakıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde birbirine bakıyor. Şimdi ipimi doladım. Şu iki aradaki iki arka trabzanımı lastik olarak yine alıyorum. İki arka lastiğimi. Evet, şimdi yine ipimi iki kere doluyorum. Yine geldik sekizli trabzanımın dörtlüsüne, ilk dörtlüsüne ikinciden ipimi alıyorum. 2 2 ve 2 şeklinde çıkardım. Yanındakinden yine batıyorum ve üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi burada yatırıyorum burgularımı. Bakın ilkinde burgularımızı yatırıyoruz. Şöyle iki kere ipimi doladım. Yatırdığımda şu alttan gelen iki trabzanımı göreyim. Bakın şuradalar. Hemen ilkinin şöyle belinden kavruyorum. Şöyle birazcık bol bol yapıyoruz. Tekrar iki kere doladım ve diğerinin belinden tuttum. Ve 2 2 şeklinde üçlü trabzanımızı yaptık. İpimi iki kere doluyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncünün belinden üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar dördüncünün belinden lastik olarak alıyorum ve yine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. İki kere doluyorum. Şimdi burgumuzun üzerinden geriye dönüyoruz ve ilk bıraktığımı alıyorum. Tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Yanındakini alıyorum. Yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir kere doladım. Şu arka lastiklerimi, yine arka lastiklerimi alıyorum. Arka lastik olarak. Evet, şimdi tekrar göstereyim. İlk dörtlümün üçüncüsünün belinden tutuyorum. Üçlü trabzan. Tekrar dördüncünün belinden tutuyorum. Üçlü trabzan. Ve şunları yatırıyorum. Bakın şu alttaki iki trabzanımı görüyorum. İlki şurada, ikincisi de burada. İlkini hemen alıyoruz. Şöyle biraz uzatalım. Evet, şimdi şuradaki dörtlünün üçüncüsünden bakın bir iki tane atlıyorum. Üçüncüden yine lastik olarak aldım. Dördüncüyü de yine lastik olarak aldım. Bu sefer burgularımızın üzerinden diyoruz.
Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda birleşimimizi yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Buradaki bu iki lastiğimi yapıyorum. Şimdi geldik bu burgu yerimize. Şimdi burada artık burgularımızı yine şuradaki gibi 8 ön lastik olarak toplayacağız. Öncelikle ipimi bir kere doluyorum. İlk başta önüme hangileri geliyor? Bu ikisi geliyor arkadaşlar. Belinden tutuyorum. Trabzanımı yaptım. Yanındaki yine belinden tutuyorum. Trabzanımı yaptım. Daha sonra şu alttan gelenler ilk yanında. Yani sırada. Bunu da yine belinden tutuyorum. Yanındakini belinden tutuyorum. Şimdi bakıyorum. Burada önümdeki ilmeğim. Şu alttan gelen vurgularım. Bunları da yine. Yine şu alttan gelen vurgularım. Sıradaki bu. Ve sıradaki yine. Evet. Bu şekilde bunları toplamış olduk. 8 trabzan haline getirmiş olduk. Şimdi arka lastiklerimi alıyorum. Yine burada bakın şu üstten gelenler hemen ilk sırada. Belinden tutuyorum. Şimdi sırada bunlar. Şimdi önümdeki ilmeklerim bunlar. Böyle önüme gelen ilmekleri toplaya toplaya sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi ilk sıramızı yaptık. Şimdi burada şöyle 3 zincir çekelim. Yine arka lastiklerimizi alıyoruz. Bakın isterseniz burada burgumuzu devam ettirebiliriz. Yani yine üçüncüye 2 kere dolarım. Üçüncüde yani hemen burguya geçebilirsiniz isterseniz. Yine üçüncüye, dördüncüye, daha sonra burguların altından bunlara. Ama ben bir sıra daha yine lastik olarak bunları örmek istiyorum. Yani burgumu şöyle uzatmak istiyorum biraz. İki sıra düz olarak öreceğim. Burgu olmadan örüp 8 lastiğimi yine aynı şekilde ilmeklerimi topluyorum, yani 8 lastik şekli yaptım. Bunları yine arka lastik olarak alıyorum. Dilerseniz bu trabzan sırasını 3 sıraya da uzatabilirsiniz. Yani şu kısmı dilerseniz bir sıra daha da yapabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi ben 3 sıra yaptım arkadaşlar. Bu burgudan sonra 3 sıra yaptım. Siz dediğim gibi direkt 1 sıra yapıp burguyu yapabilirsiniz. 2 sıra yapıp yapabilirsiniz. Veya benim gibi böyle 3 sırada yapabilirsiniz. Şimdi 2 zincirim, 3 zincirimi çektim. Şu arka lastiklerimizi yine alıyoruz. Evet, geldik yine burgumuzu yapmaya. İlk dörtlünün şöyle 2 kere doluyorum. Üçüncüden alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Dördüncüden alıyorum. Yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Şu burgularımızı yatıracağız. Şu şekilde yatırıyorum. İpimi 2 kere doluyorum. Hemen şurada bakın. Altta burgumuz burada. Bunu tutuyorum. İki kere doladım ve yine aynı şekilde tekrar ipimi doluyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüyü. Dördüncü üçlü trabzanım ve yine
Geri dönüyorum bu sefer vurguların üzerinden. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi bir tane doladım. Şu arka trabzanımı yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncünün belinden alıyorum. Dördüncünün belinden. Ve vurgularımızı yatırıyoruz. İki kere doluyorum. Şu alttan geleni, bakın ilkini tutuyorum. Şöyle birazcık uzatıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki kere doladım. Yanındakini aldım. Üçlü trabzanımı yaptım. İki kere doluyorum. İki tane atladım. Üçüncünü yine belinden tutuyorum. Dördüncünün belinden tuttum. Ve burada vurgularımızın üzerinden gidiyoruz. İlk bıraktığımı alıyorum. Daha sonrasında da ikinciyi. Lastiklerimizi de şu şekilde arkadan trabzan olarak alıyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Bakın. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da birleştirdim. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. Şu arka lastiklerimi yapıyorum. Şimdi bunları topluyoruz. Önüme ilk geleni belinden kavruyorum ve lastiğimi yaptım. Sıradaki bu da lastiğini yapıyorum. Sonradaki ilmeğim bu. Bunu yapıyorum. Yanındaki bunu yapıyorum. Şimdi bunu yapıyorum. Yani önümdeki ilk önüme geleni lastik olarak alıyorum arkadaşlar. Arkadan arka lastikleri de aralardaki iki arka lastiği de yine arka lastik olarak örüyoruz. Şimdi yine burayı 3 sıra öreceğim. Sonrasında yine vurgumuzu koyacağız. Bu şekilde ilerleyeceğim. Birimin yüksekliğini şimdi sizlere söyleyeceğim kaç santim öreceğimi. Sanırım anlaşıldı. Şöyle önüme geleni topluyorum. Evet. Şimdi kaç santim öreceğim yukarıya doğru, yüksekliğinden bahsediyorum. Şimdi burada berinin yüksekliği diyor. Ben 6-12 ay yapıyorum. 17 santimlik bir yüksekliğim olacak. Ama son 3 sırada kesim yapacağız arkadaşlar. 15 santim olacak şekilde berimi ölçeceğim. Son 3 sırada da kesim yapacağım. 17 santime ben onu tamamlayacağım. Siz de hangi kaç santim yapıyorsanız o şekilde yapın arkadaşlar. 2 santim eksiğine, yani 2 sıra eksiğine örün. Sonrasında eksiltmelerimiz olacak. O eksiltmelerle görüşeceğiz. Arkadaşlar ben ördüm. İstediğim yüksekliğe kadar da geldim beremde. Bakın şöyle zaten esneyen bir model. Şöyle sizlerle kaç santim örmüşüm. Bunu paylaşayım. Evet. 15-16 santim gibi örmüşüm. Şimdi artık kesime başlayacağız. Yaklaşık 1-2-3 burgu ördüm. 4. burgunun da hemen şu üst ilk sırasına gittim. İlk toplama sırasına gittim. Şimdi eksiltmelerimizle devam edeceğiz. Şimdi şuradaki arka lastiklerimiz var. Bu arka lastiklerimizi şöyle ikisini bir arkadan, bakın şöyle ikisini bir arkadan topluyorum. Yani teke düşürdüm. Şimdi burada şu ikisini bir alıyorum. Şu ikisini bir alıyorum.
Şu ikisini bir alıyorum. Şu ikisini bir alıyorum. Şimdi burada 8 tane olan ilmeğimi 4 taneye düşürdüm. Tekrarlıyorum. Şimdi şu arkadaki 2'yi de yine bir olarak alıyorum. Şunların ikisini bir alıyorum. Şunların ikisini bir alıyorum. Şunların ikisini bir alıyorum. Şunları da bir alıyorum. Ve şu iki arka lastiği de ikili olarak alıyorum. Yine şunları, bunları, şunların ikisini bir, 8 tane olan ilmeğimi 4 taneye düşürüyorum arkadaşlar. Daha sonrasında şu 2 taneyi de 1'e düşüreceğim. Şunların ikisini bir, 2 2 hep topluyoruz. Arkadakileri de şöyle arkadan alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda birleşimimizi yapıyoruz. Şimdi iki zincirimi çektim. Şuradaki tek arka lastiğimi tek olarak yine alıyorum. Şuradaki ikiliyi, bunları şimdi kesiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şunu tek aldım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Yanındakini alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Tekrar ipimi doladım. Yanındakini alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Yanındakini alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Burayı da 2 ilmeğe düşürdük. Yine bu arka lastiğimi aldım. Şimdi ilk alıyorum. Şuradaki burgadaki lastiklerden bahsediyorum. Aldım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Yine 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Yanındakini 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Arka lastiğimizi de arka lastik olarak alıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Gayet basit bir model. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Başlangıcı da yine ölçerek, hani başa ölçerek yine aynı şekilde yaparak yapabilirsiniz. Hani ayarlanma zorluğumuz da yok. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim sayılır. Burada birleşimimizi yapıyoruz. Evet, şimdi iki zincirimi çekiyorum. Arka lastiğimizi yapıyoruz. Şimdi şuradaki burgularımızı da yine bakın burgu olarak alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Bunu da lastik olarak alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Bunu 1'e düşürdük. Arka lastiğimi alıyorum. Yine bakın bu bir taneydi. 2 çıktım. Yanındakine batıyor. Bak. Alıyorum lastik olarak. 2 çıktım. Hepsini bir topladım. Bu sırada da eksiltmemiz bu şekilde.
Sonrasında sıra sonuna kadar geleceğiz. İpimizi keseceğiz. Kalan kısmı, hani açıkta bir kısım kalırsa ortasında, o kısmı da iğnemizle toplayacağız. Evet. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Burada bileşimimizi yapıyoruz. Şöyle birazcık uzunca ipimi kestim. Evet. Şimdi o kısmı iğneyle kapatacağız. Evet, şu ilmeklerimiz, bakın şuralarda ilmeklerimiz var. Buradan içe doğru, içten diğer ilmekten dışa doğru, içe doğru, dış, iç, dış, iç. Dış, İç, dış, iç şeklinde. Evet arkadaşlar, burayı bu şekilde yaptık. Şimdi şöyle İyice de sabitleyeceğim. Sonrasında verimizin iç kısmından iğnemi çıkarıp burada bir düğüm atacağım. İyice sağlamlaşması için. İçlerden de yürüttüm. Evet, beremiz bu şekilde. Şimdi şöyle de elimde bir hazır pomponum var. Pomponumu da buna takayım. Şimdi şöyle şuradan pomponumun bir ipini içe alıyorum. Evet. Diğer taraftan da, yani şuradan da diğer ipini alıyorum ve sonrasında bu iki ipi iç kısımda evet, bağlayacağım. İsterseniz pomponu kendiniz de yapabilirsiniz. İyice şöyle sıkıyorum. Birkaç kere de düğüm yapıyorum ki sıkıntı olmasın, pompon çıkmasın. Sonrasında bu ipleri şunların aralarında gezdirebilirsiniz arkadaşlar. İlmeklerin aralarında gizleyebilirsiniz bu şekilde benim yaptığım gibi. Şöyle bir düğüm atarız. Kolay kolay da sökülmez. Evet, şimdi son halini bir görelim. Beremizin bitmiş haliyle geldik. Gayet şık, güzel bir model oldu. Tulumumla da şöyle tulumumu da göstereyim bakın. Tulumumla da gayet güzel oldu. Çok yakıştı. Şöyle. Evet.
Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar ve umarım anlatımımdan kolaylıkla bu bireyi yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.